Merhabalar. Bugün sizlere Leyla ile Mecnun hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Leyla ile Mecnun bir Arap efsanesine dayanan klasik bir aşk hikayesidir. Nizami başta olmak üzere birçok kişi tarafından işlenmiş olan konuyu Fuzuli 1535 yılında Leyla ile Mecnun adıyla Mesnevi türünde kaleme almıştır. Mesnevi tarzına ve Türk diline yenilik getirmiştir. Bu hikayenin konusu kısaca şöyledir. Leyla ve Kays, Mecnun'un asıl adı, medrese yıllarında birbirlerine aşık olmuşlardır. Kısa zamanda her yere yayılan bu aşkı duyan annesi Leyla'yı okuldan alır ve Kays'la görüşmesini yasaklar. Ayrılık ıstırabıyla mahvolan Kays, halk arasında Arapçada deli anlamına gelen Mecnun diye anılmaya başlar. Bu sevda yüzünden çöllere düşen Mecnun'a birçok kişi Leyla'yı unutmasını söyler. Ancak onun için kainat artık Leyla'dan ibarettir ve hiçbir şekilde bu aşktan vazgeçmez. Hatta dedesi onu bu dertten kurtulmak üzere Allah'a yakarması için Kabe'ye götürür. Ama o tam tersine derdinin artması için dua eder. Hem Leyla'nın hem Mecnun'un halleri gittikçe perişan olmuştur. Başkasıyla nikahlandırılan Leyla, kocasından kendisini uzak tutmak için bir hikaye uydurur ve bir süre sonra kocası ölür. Bu sırada Mecnun çöldedir ve aşkın bin bir türlü cefasıyla yorulmaktadır. Dünya ile bütün bağlantısını kesmiş ve sadece ruhuyla yaşar hale gelmiştir. Leyla'nın vücudu da dahil olmak üzere bütün maddi varlıklarla ilişkisi bitmiştir. Bir gün Leyla çölde onu bulur ama Mecnun onu tanımaz ve Leyla benim içimdedir, sen kimsin der. Leyla Mecnun'un ulaştığı mertebeyi anlar ve evine geri döner. Üzerinden fazla geçmeden de Leyla da hayatına gözlerini yummuş olur. Mecnun onun mezarına uzanır ve canından can gitmiş gibi hıçkıra hıçkıra ağlar. Yaradana feryat figan dualar ederek canını almasını, kendisini Leyla'sına kavuşturmasını ister. Duası kabul olur ve aşıklar aşığı Mecnun göklerin gürlemesiyle birlikte Leyla'sına kavuşur. Bu hikayenin sonunda seven ve sevilen bir olmuştur. Aşık kendini madde dünyasından tamamen soyutlamayı başarmış ve sevdiğine ulaşmıştır. Bu noktadan sonra seven ve sevilen diye iki farklı kişiden bahsetmek yanlıştır. Ruhlar ilahi kavuşmaya ulaşmışlardır. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.